çalışıyordum. Yaşım 12, yaramazlığımın tavan yaptığı yıllar. Akşam üzeri yukarı mahalleden bir çocukla ettiğim kavganın haberi yayılmıştı. Babamın da kavgadan haberdar olması kaçınılmazdı. Yani yine bir olaya karışmış ve başıma nelerin gelebileceğini çok iyi biliyordum. Çerkeslerde çocukların kavgalarına büyüklerin taraf olarak karışması çok ayıp karşılanır. Çoğu zaman kimsenin haberi olmadan çocuklar sorunlarını kendi aralarında çözerler. Müdahale etmek gerekirse herkes kendi çocuğunu disiplinize eder. Daha da ötesi her çocuk kendi aileleri tarafından gerekli şekilde uyarılır, yeri geldiğinde eğitilir. Birkaç sene önce bir kavgada epey hırpalanmış ve bundan kendi grubumdaki bir arkadaşımı sorumlu tutmuştum. O kadar kızmıştım ki elime kalın bir sopa alıp onu aramaya başlamıştım. Büyük küçük her rastladığıma kaşlarım çatık bir vaziyette onu soruyordum. Bir ara hızımı alamamış, ancak benim yaşımdaki küçük çocukların cesaret edebileceği bir şekilde namazdan sonra cami bahçesinde vahşer yapan yaşlıların yanına hışımla yaklaşmış, "Paşayı gördünüz mü?" diye sormuştu. Oturanlar bir bana, bir de elimdeki sopaya bakarak "Görmedik, ne yapacaksın paşayı?" diye gülümsemişlerdi. O gün paşayı bulamamıştım ama ertesi gün kızgınlığım geçmiş ve çete arkadaşlığımız aynen devam etmişti. Bunları düşünürken saklandığım kayanın arkasından tekrar evimize doğru baktım. Hacdade'nin odasının ışıkları yanıyordu. Ona ulaşabilsem kendimi emniyete almış olacaktım. Üşümüş, acıkmış, biraz da korkmaya başlamıştım. Oturduğum yerden az ilerideki kavaklara bakarken 2 sene önce abimle ilgili buna benzer bir olay aklıma geldi ve içim biraz olsun rahatladı. Abim arkadaşlarıyla birlikte kavaklıkta oynarken attığı sapan taşı bir arkadaşının gözüne gelmiş ve gözü çok ciddi zarar görmüştü. Babam ertesi gün çocuğu hemen Kayseri'ye, oradan da Ankara'ya götürerek tedavi ettirmiş, ancak buna rağmen çocukta ciddi bir görme kaybı kalmıştı. Çocukların gördüğü bu zarara rağmen ailesi hiçbir şekilde suçlayıcı bir tavır içine girmemiş, "Çocuklar arasında olur böyle şeyler, üzülmeyin" diyerek anne ve babamı onlar teselli etmişlerdi. Gözüne taş gelen çocuğun ailesinin gösterdiği olgunluk, Çerkeslerden zaten beklenen olağan bir davranıştı. Taşlar bile bir aradayken bazen birbirine çarpar der bir Çerkes atasözü. İnsanlar da öyle. Bir köyde, bir yerde, bir arada yaşayan insanlar arasında zaman zaman çekişmelerin, çatışmaların olması doğaldır. Uzun yayla Çerkes köylerinde tartışan veya kavga eden iki kişinin uzun süre küs kalmasına izin verilmez, barıştırılır. Taraflar büyüklerin toplandığı haşhaşa çağrılır ve herkesin önünde kucaklaşması sağlanır. Buna iki taraf da itiraz etmez. Aksi takdirde toplum nezdinde itibarları azalır. Çerkesya'dan ilk gelindiği zaman Aslan Hable köyünde olan bir olay hep anlatılır. O yıllarda aslanlar ile digeçler köyün kalabalık ve güçlü iki ailesiydi. Bir gün bu ailelerden iki kişi bir sebepten kavga ederler. Digeçlerin oğlu Seşva ile yaralanır ve sol kolu çolak kalır. Digeçlerin oğlu bunu bir prestij konusu yapar ve intikam almak üzere fırsat kollamaya başlar. Aradığı fırsat günün birinde eline geçer. Aslanların oğlu yalnız olarak Kunaşa'ya giderken yoluna çıkar. "Silahın yanında mı?" diye sorar. "Silahsızım" der aslanların oğlu. Çerkes silahsız olana vurmaz. Bundan sonra silahsız dolaşma der digeçlerin oğlu ve oradan ayrılır. Bu şekilde günler geçer ve iki rakip nihayet bir gece köyün dışındaki ırmağın kıyısında karşılaşırlar. Bu sefer ikisi de silahlıdır. Digeçlerin oğlunun elinde Seşve, aslanların oğlunun elinde ise Gama vardır. Mücadele bir süre devam eder ve sonunda aslanların oğlu ölür. Digeçlerin oğlu cenazeyi atına bağlayarak aslanların avlusuna bırakır ve
atını köyün dışına doğru sürer. Çerkesler Yakut'tan geldikten sonra uzun bir süre aralarındaki anlaşmazlıkları merkezi hükümete bildirmeksizin kendi aralarında çözerlerdi. Bu olayda da bir çözüm bulmak için uzun yayla köylerinden büyük bir heyet Aslan Hable'ye toplandı. Bu gibi durumlarda genellikle ölen tarafa kan bedeli ödenir. Ve eğer köyde beraber yaşama olanağı olmayacaksa, ölüme sebebiyet veren tarafın köyden ayrılması sağlanır. Toplanan hakem heyeti, digeçlerin köyü terk etmesi kararı alır ve karar onlara bildirilir. Ancak onlar terk etmek istemezler ve kararı ağır bularak direnirler. Konu çıkmaza gireceği sırada aslanlar başka bir teklifte bulunurlar. Digeçler kan bedeli olarak bir şarık dolusu ipek külü getirirlerse köyde kalmalarına itiraz etmeyeceklerdir. Son teklif olarak hakem heyeti bunu uygun bulunca durum digeçlere bildirilir. Artık digeçler de buna uymak zorundadır. Ya bir çarık dolusu ipek külü getirecekler ya da köyü terk edeceklerdi. İpek yakıldığında çok az kül bırakır ve bu kadar ipek bulmak da olanaksızdır. Bu da açıkça köyü terk etmeleri gerektiği anlamına geliyordu. Böylelikle digeçler tüm sülale olarak köyü terk ederler. Bu olay digeçlere çok pahalıya mal olmuştur. Kan bedeli olarak bir çarık dolusu ipek külü çok ağır bir bedeldi. Daha sonraları bir şeyin çok pahalıya mal olduğunu anlatmak için aslanların kan bedeli gibi söylemi uzun yaylada sık söylenen bir deyiş olarak yerleşti. Ben bunları düşünürken gece iyice ilerlemeye, hava daha da soğumaya başlamıştı. Bense saklandığım kayanın arkasında kapıdan birileri çıkacak ve beni çağıracak mı diye gözümü ayırmadan avluya doğru bakıyordum. Biraz sonra dedem kapıda göründü. Yerimden fırlayarak dedeme doğru koşmaya başladım. Her cuma saat 21'de yeni bir hikaye ile burada buluşalım. Uzun şavuş.